Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün muhterem cemaatimiz 17 Ağustos bildiğiniz gibi tabi. Artık bugün tabi gerek olarak yani bir nevi mecbur olarak da konumuz bu olacak inşallah nasip olsa inşallah Teala. Tabi konu deprem olacak muhteremler. Deprem nedir? Kur'an'da Mevla ne buyuruyor bu hakkında? Konu ne buyuruyor? Bir de tabi ölen rahmetlere ne yapmamız gerekiyor? Tabi çok şey yapılıyor. Tören yapılıyor, şu bu yapılıyor. Fakat ne yapmamız gerekiyor inşallah? Konu bu inşallah Teala. Allah-u Teala buyuruyor, Hac suresinin başında Mevlam buyuruyor. Sevgiler. Şimdi muhteremden önce şunu belirteyim. Ayetlerin bazıları şöyle başlıyor. Ey müminler diye başlıyor. Ayetlerin bazıları. Ey müminler. Eğer o ayetin devamında Allah'ın bir emri gelecekse o zaman ayet öyle başlıyor. Ey müminler diye başlıyor. Eğer ayetin devamında bütün insanları kapsayan bir şey varsa o zaman ayet-i kerime ey nas insana diye başlıyor. Mevlamız buyuruyor burada ya eyyühen nasu teku rabbeküm ya nida harfi uyarı harfi Türkçemizde ey anlamında. Şimdi bir kişi birine konuşurken normal olarak yakınsa, konuşuyorlarsa tabi bunu kullanmaz. Uzaksa işte ey bana bak filan böyle önce bir uyarı yapar. Yani dikkati çeker, ondan sonra konuya girer. Allah-u Teala böyle buyuruyor şimdi. Ey insanlar, bütün insanlar, inancıya ne olsa olsun, İttekû rabbeküm, Rabbinizden korkunuz. Elham buyuruyor. Ayet böyle başlıyor. Yani bütün insanların Allah-u Teala'dan korkmaları gerekiyor. O yarattı. Ona dönecek bütün insanlar. Efendim inanmıyor. Yine dönecek ama. Yine ölecek. Yine dönecek. Yine mahşer dikilip Allah-u Teala'ya hesap verecek. Verecek. Bu bir gerçek tabi. Allah da önce bize böyle bir uyarı yapıyor. Bütün insanlara ey insanlar Rabbinizden korkunuz. Peki korkunun nasıl olması lazım acaba bu korkunun? Korktuğun demekte yeterli mi acaba? Değil tabi. Ne gerekiyor muhteremler? Allah'ın Celle Şanlığı emrine İtaat gerekiyor tabi. Ezanlar okunacak. Camiler camansız kalacak. Namaz kılınmayacak. Veya kişi istediği gibi haram işleyecek. Allah'tan korkuyor. Bu olmaz tabi. Arkada Mevlam buyuruyor şimdi. Asıl Mevlam da konuya giriyor. Bismillah. İnne zelzelete saati. İnne zelzelete saati. O saatin zelzelesi falan buyuruyor. Türkçemizde saat dediğimiz aklımıza tam belli bir zaman geliyor. 60 dakika geliyor. Kur'an'da çok öde geçer, saat geçer. Kur'an'da saat bir an demektir. Eğer Kur'an'daki saat kelimesinde evvelinde lam tarif olursa
Es-Sade geçerse, o zaman da belirli o an anlamına geliyor ki, bu da kıyamet için kullanılıyor Kur'an'da. Kur'an'da ne kadar Es-Sade'ye geçiyorsa, bunların hepsi kıyamet ile alakalı onlar. Mevlam buyuruyor, kıyamet zelzelesi, kıyamet depremi. Bakın demek ki bir de özel bir deprem var, kıyamet var. Özel deprem var. Nedir bu da? İsmi de Mevlam buyuruyor, kıyamet depremi. Allah buyuruyor. Nedir bu? Şeyün azim. Azim, çok büyük, azametli, korkunç bir şey Mevla. Buna Allah böyle buyuruyor. Bak. Allah böyle buyuruyor. Yani bu kullara göre değil de Allah katı Allah-u Teala'ya göre bu kıyamet depremi çok korkunç, muazzam bir şey olacak depremi. İşte kıyametten önce muhteremler, kıyametten önce kıyamet depreminin önceleri başlayacak. Bu kıyamet depremi de bütün insanları kapsayacak. Onun için Mevla'nın başına böyle buyurdu işte. Allah bunun için böyle buyurdu. Ey insanlar diye, hangi kıtada yaşarsa yaşasın, İnancı ne olursa olsun, bu kıyamet depremi bütün dünyayı kapsayacak. Bütün insanları kapsayacak. Kapsayacak. Bu kıyamet depremi önce bunun öncüleri olacak. Yani dünya bu ortama girecek. 3 gün, 5 aralıklarla deprem devam edecek. Nerede? Dünyanın her tarafında olacak. Bugün burada, yarın orada, bunlar öncüleri olacaklar. Ondan sonra Allah korusun kıyamet depremi olacak. Bu da bir anda bütün dünyada olacak. Yevme, o kıyamet depremi olduğu zaman bütün dünyayı kapsayan terevneha, o deprem olduğunu göreceksin. Tezellü küllü mürdün emma erdat. Tezellü küllü mürdü atin. Her emzirici olan kadın emma erdat emzirdi yavrusunu unutacak o anda. Atacak onu. Kendi kaçsa kaçacak. Fakat o anda yavrusunu kucağına alamayacak. Bir şok olacak. Deli gibi olacak. Bırakacak. Ve tallâ küllü zâtin hamlin hamlâ. Bütün de hamile kadın anında çocuğunu düşecek muhteremler. Ayet-i Kerime'ye göre ölüm fazla olmayacak. Bakın muhteremler. Ölüm fazla olmayacak. Buradaki nedir amaç? İlahi insanlara son uyarı olacak bu işte bu. Ölüm fazla olmayacak bakınız. Yalnız uzun sürecek. Ne kadar onu tabi bilemiyoruz tabi. Böyle bir bildirmiyor bunu. Uzun sürecek. Bütün dünyayı kapsayacak. Çok büyük ama olacak. Çok azametli büyük bir deprem olacak. Korkunç olacak. O anda kadın çocuğunu emziriyorsa unutup atacak onu. Göremeyecek. Hamile olanlar doğuracaklar. Ve terennâse sükâra. İnsanları da o anda Allah Teala buyuruyor, sarhoş olarak göreceksin. Nedir sarhoş burada? Konuştuğu düzensiz, yürüyüş düzensiz, hareket düzensiz. Yani insanlar sanki alkol almışlar aşırı derecede. Konuştukları belli değil. Düzensiz konuşuyor. Ne konuşuyor bilmiyor. Hareket düzensiz, öyle insan olacaklar. Ve mahum bi sükara. Allah biliyor, onlar aslında sarhoş değiller.
Velakinne azaballahi şedid. Ama Allah'ın azabı çok şiddet olacak. Böyle yapıyor. Şimdi mesela şu anda dünyada deprem oluyor bir yerde. Tabii eğer büyük boyutta olursa oraya yardım gidiyor, başkanı yardım gidiyor oralara. Su gidiyor, yiyecek gidiyor, çadır gidiyor, işte kurtarıcı gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ama bütün dünyayı kapsayacak. O zaman hocam muhteremler, nefsi, nefsi bak, nefsi, nefsi. Şimdi burada deprem yaşadık muhteremler. Sağ çıkan ne oldu, sağ kurtulan? Yakını aradı. O zaman herkes aynı olacak ama, herkes aynı. Yani köy, kasaba, şehir, ülke, kıta tanımayacak böyle. Bütün dünyayı kapsayacak. Hiçbir yerden ne bir damla su gelecek, ne ekmek gelecek, ne kurtarıcı gelecek. Böyle olacak. Demek ki Mevlam bura buyuruyor, bu deprem Allah'ın azabı. Mevlam bakın, Mevlam buyuruyor bu ayet-i kerimesinde. Velakinne azaballahi şedid. Bazıları tabi işlerine gelmiyor. Haşa Allah'ın azabı değil. Efendim neden oluyor? İşte tabi hemen bir sebep olarak. Yok efendim işte fay var, şunlar bunlar var. Şimdi aziz cemaatimiz, insanı yaratan Mevla Rabbül Alemin. Rabbül Alemin. Allah Teala bizi yarattığı gibi her şeyi yaratan Allah Teala Mevlamız. İç organlarımızdaki düzene bakalım mı? Düzene. Hücreler başıboş değil, hücre başıboş. O hücre Allah Teala hepsi yerine gönderiyor bakın. Hedefi varıyor hücreler böylece. Allah Teala dünyayı yaratırken de Mevlamız ona her şeyi yarattı. Fay hattı var. Allah'ın bir kamçısı onlar aslında. Kamçı onlar. Dere de var. O da taşa bir şey olabilir. Gökten bir anda yağmurlar gelebilir. Fırtına kalabilir. Her şey olabilir. Olabilir. Eden, eyleyen Mevlamı derler. İrade, kudret, emir Allah'ın elinde. Elinde muhtemelen. Fay hattı var. Yani kurulmuş bir bomba gibi. Ama kumanda Allah'ın emrinde muhteremler. Onun emrinde. Şimdi bir de gelelim inşallah. Biraz da kaderle ilgili konuya gelelim inşallah. Böyle inşallah nasıl olsa. Ondan sonra inşallah biraz da öğrenleri alırken ne yapmamız gerekiyor. Mevlamız şöyle buyuruyor şimdi. Bismillah. Sabiku. Sabiku, koşuşun, koşuşun. Müsabaka, yarışma, yarışınız. İlla mağfireti min rabbiküm ve cennet. Mevla buyuruyor. Ey insanlar, Mevla buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz koşuşun. Nereye? Önce Rabbinizin affına, mağfiretine Mevlam buyuruyor bak. O zaman ne oluyor? O zaman azaplar erteleniyor. Erteleniyor bak muhtemelen, bu oldu işte böylece. Erteleniyor. Demek ki fay hattının faaliyete geçmemesi insanların elinde biraz da. Nasıl elinde? Eğer ki Allah'ın affına koşarsak, o güzel Mevla'ya yalvarırsak, tevbe edersek, eğer günahları terk edersek, onu Mevlam erteliyor muhtemelen. Veya fay hattı var. Efendim işte bilim adamları şöyle böyle diyorlar. Tamamdır. Evet deprem olabilecek. 30 sene sonra yarın da olabilir. Tabii olacak, doğru muhteremler. Yağmur yağabilir. Ne zaman yağabilir? Bugün de 10 gün sonra yağabilir. Aziz cemaatin bakın kesinlikle, kesinlikle bir tek mikrop da başıboş değil. Değil muhteremler. Haşa Allah'ın mülkünün şey çıkamıyor böylece. Lehü mülk ve lehü hamd bak. Mülk onun, hamd onun, emir onun. İlahi kudret sahibi Mevlamız onun emrinin dışında bir zerre dışına çıkamıyor böylece.
Mevlamız buyuruyor işte. Rabbinizin affına, mağfiretine koşunuz. O Mevla'ya yalvarınız. Ona tevbe ediniz. Günah bırakınız. Sonra ve cennetin koşun. Nereye? Cennete mutlaka. Cennete mutlaka. Cennete. Mevlam davet ediyor işte. Gelin koşun. Nasıl bir cennet? Ebedi evince. Ebediyet alemi. Sonu yok. Ebedi gençlik, ebedi sağlık cennette. Çalışma yok, çabalama yok. Hiçbir sıkıntı yok mu? Bambaşka alem cennet alem. Böyle. Hayallere sığmayan bir alem. Her güzellik orada. Allah onu öyle yaratmış. O yaratmış. İşte Mevlam oraya bizi davet ediyor. Eğer şu kısa dünyaya aldanmasak, nefsimize uyumasak şu dünyada, Allah'a tevbe edip bana yaklaşsak, Mevlam buyuruyor, koşun cennete. Nasıl koşalım oraya? Tabii onda bir ödülü var. Onda bir bazı değeri var tabii onda. Nedir bu da işte? Allah Teala'ya kulluk yapma. Namaz kılma, Allah'a zikretme, Kur'an okuma, İslam ve din için çalışma. Peki bütün insanlar cennete koşsalar, sığar mı bu insan, alır mı insanlar hepsini bu? Tabii eskiden beri gelen geçen insanlar. Mevla buyuruyor, arzuha, cennetin arzı, genişliği. Burada arz geliyor. Şimdi bir şey vardır, tul arz denir, eni boyu. Bir şeyin mutlaka boyu eninden fazladır. Boyu eninden fazladır. Genişliğinden fazladır. Bize Mevlam burada arzını veriyor. Enine. Arduha ke'adı semai vel ardı. Bakın cennetin arzı, en dar yeri, genişliği gökler yer kadar. Gökler yer kadar. Şu dünyanın büyüklüğü. Güneşe bakıyoruz, dünya hiç kalıyor güneşin yanında. Yıldızlar, güneşin bir yıldızlar var. Burada galaksiler var bakın böyle şey. Cennet hepsinden daha geniş, daha büyük. O kadar büyük cennet böyle şey. Cennet. Ü'iddet. Ela biliyor, o cennet hazırlandı. Hazır, bekliyor. Kimler için? Lillâhi billâhi ve resûlihi. İllezine amenü billahi ve resulihi. Allah'a iman edenler önce iman Allah'a. Zaten kul Allah'a inandı mı tam anlamıyla niye kul Allah'a kulluk etmesin? Niye kul dünyaya tapınsın, nefsine tapınsın bu trende? Kul Allah'ını buldu mu? Kısa bir şey aklıma gelir şu an muhtemelen. Son konuşuyor ama yani Allah'a bulan başka bir bakar mı? Biliyorsun bir kıssa vardır. Kur'an'da yani hikaye değil. Yusuf Aleyhisselam'la Zeliha'nın kıssası. Zeliha ya da Züleyha iki türlü anılıyor. Bu Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın sahibesi. Ev sahibi. Yusuf Aleyhisselam'ın yanında köle. Kadın Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu. Ama içi yandı. Kara sevda oldu ona. Kara sevda. Mevla buyuruyor. Bismillah. Kad şegefa hubba. Mevla buyuruyor. Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a öyle aşık oldu ki kalbinin içi zarına girdi, aşkı girdi. Kara sevda oldu artık. Yusuf Aleyhisselam onda peygamber değil ama tabi irhas makamında hiçbirine bakmıyor tabi. Sonra tabi konu girmeyeceğim fazla muhtemelen, özür vereceğim. İhtiyar Yusuf Aleyhisselam zindana girdi. 7 sene kaldı zindanda bir peygamber Yusuf Aleyhisselam. 7 sene zindanda kaldı. Tabi çıktı oradan. Olaylar oldu. Allah Teala sebebini yarattı. Oran hükümdarın bir rüya falan görmesi buna sebep oldu. O anda Züleyha'nın kocası ölmüş, dul kalmış. Yusuf Aleyhisselam çıktı zindandan, hükümdar rüyasını tabi edince onun gözüne girdi.
başbakan yani. Başvezir oldu. Züleyha geldi hükümdara şimdi. Dedi ki, hükümdarım, benim kocam senin yardımcındı burada. Sana sadık bağlıydı. Sen onu severdin. Ön hanımıyım. Tamam. Ben dedi, kötü Yusuf'a baktım. Suç bende. Kabahat bende. Kocam varken. O bana haramlara bakmadı. Şu anda ben dul kaldım. Kocam öldü. Ne olur Yusuf'a sen benim adıma rica et, söyle. Beni helallığı alsın. Amesli bir gece alsın. İlle beni alsın, helalını alsın. Hükümdar araya girdi. Yusuf Aleyhisselam'a rica etti onun adına. Olur dedi tabii. Helalına kabul ederim dedi. Hem orada nikah alt edildi. Yusuf Aleyhisselam dedi ki Züleyha'ya, sen eve git. Ben işte işimi bitireyim. Akşama eve gelirim dedi. Ona devlete görev verildi yani. Görev başladı. Züleyha tabi nikah adı Yusuf Aleyhisselam'a. Artı Yusuf olacak. Ona kavuşacak. Çıktı oradan ama ayakla yere değmeyle seviniyor. O kadar sevinçli. Yusuf'u kavuşacak. Eve gitti. Zengin çok. Emirler verdi. Yemek de hazırlandı. Sofra hazırlandı. Tarası çıktı. Güneşin batışını bekliyor. Yusuf Aleyhisselam gelsin diye. Güneş gibi bak. Yusuf Aleyhisselam geldi. Otururlar sofraya tabi. Hem yemek yiyorlar, hem konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Tabi Yusuf Aleyhisselam o anda peygamber. O anda peygamber. Bir peygamber sohbeti ne olur? Peygamber sohbeti tabi. Maneviyat, feyiz, aşk, aşkullah yani. Ruhsal zevk, feyiz öyle hal oldu ki o anda, öyle hal oldu ki o anda Züleyha halden hale girdi Züleyha. Yani manevi Züleyha o kadar olgunlaştı ki o anda o sohbette öyle olgunlaştı, halden hale girdi. Fena filan makamına geçti bir anda. Fena filan makamına geçti. Öyle makam ki o makama gelen bir evliyullah Allah diye yanar yanar yanar. Kimseye gözü görmez. Ne koca ister, ne hanım, ne çocuk ister. O hale gelir. O makama geldi Züleyha bir sohbette. Tabi bayağı zaman olmuş. Yusuf Aleyhisselam tabi biliyor tabi onun durumunu. Dedi ki Züleyha, bak bayağı vakit olmuş. Yatalım odamı çekilelim. O anda Züleyha kendine geldi de Yusuf'a baktı. Bir içindeki kalp aşkına baktı. İçindeki aşkullah öyle yanıyor ki Yusuf onun hiç kaldı şimdi. Hiç kaldı. Sıfır kaldı şimdi bence. İşte Allah öyle yanıyor. Yusuf'a baktı da döndü. Yusuf. Senden bir ricam var be. Ne olur hayrola? Ne olur bana izin ver. Başın yalnız kalayım ben. Hani bana kavuşmak istiyordun bak. Da biliyordur onu. Hem gülümseye. Hani bana kavuşmak istiyordun bak. Şimdi oldu sana. Şöyle yaptı. Elime yaptı. Yusuf. Ben Allah'tan gafilmişim. Ben Rabbimi bilmiyormuşum da bir kulağı açık olmuşum. Ama şu anda Rabbimi bildim. Mevlamı bildim. O aşk kulları öyle yakıyor ki beni şu anda hiçbir şey gözüm görmüyor. Bana izin ver, odama çekileyim. Allah diyeneyim bu gece. Tabi izin ver de çekelim. Şimdi aziz cemaatimiz Mevlam buyuruyor. Cennet hazırlandı. Bak hazır cennet. Gökte. Yedi kat gökler üzerinde ama. Hazır cennet. Kimlere? Allah'a iman eden müminlere bakınız. O Allah'a de inananlar. Gerçek olarak böyle. Allah'a bilen inananlara. Ve rüsülihi Allah'ın peygamberlerine de iman edenlere. Zalike fadlullahi yü'tihi men yeşâ. Bu Allah'a öyle bir fazla keremi ki Allah'ın ki bu hal Allah bunu dilediğine verir böyle. Şimdi bu hal verir. Vallahu azim Allah Teala Mevlamız fazile sahibidir azametiyle. Şimdi Mevlam bize bunu beyandan sonra muhteremler şimdi kader bahsine geliyor şimdi. Kader bahsine geliyor. Şimdi biliyorsunuz bazı kişilerin içerisinde
bir korku kaldı depremden. İşte senesi de efendim olabilir mi de aynı ayda olabilir mi falan derken oldu. Şimdi Mevlamız buyuruyor. Ma esabe min musibetin. Kesinlikle Allah buyuruyor. Bir musibet. Nedir musibet? İstenmeyen bir afet. Deprem olsun, başka bir olsun. Bela buyuruyor. Bir musibet katiyen meydana gelmez. Fil erdi ve la fi enfusikum. Fil erdi yerde, arzda. Yani depremin olması, sel olması, savaş olması, aşırı başka bir şeyler olması, afet olması ve insanların bedeninde o depremden, afetten zarar görmüş insanların, insanların hastalıkları, şunları bunları illa fi kitabin, ancak bunlar ezelde kitaba yazılmış. Kitap. Hangi kitaba? Levh-i Mahfuz muhtemelen. Gökte. Levh-i Mahfuz. Levh, bir levha anlamında. Açık. Böyle sayfa değil yani bakın. Açık böyle. Levha şeklinde. Mahfuz, hıfz ondan korunan. Kimse oraya eli ulaşamıyor, melek eli ulaşamıyor. Ancak Allah Teala dilerse Mevlam, böyle bazı kullarına oradan bir şahbi gösterir bazen. Gösterir. Mevlam buyuruyor, işte gerek yeryüzünde deprem, başka afet. İnsanların başına gelecek bir olay. Tabii hastalıkta, her şey kazalı belalar. İlla fi kitabin, orada yazılı. Ne zaman yazıldı? Min kabli en nebre'eha. O musibeti vermeden önce ezelde oraya yazıldı. Böyle buyuruyor muhtemelen. Yazıldı oraya. Levh-i Mahfuz. Peki nasıl yazıldı acaba oraya? Kur'an'da bir sure var. Nun suresi diye. Mevla buyuruyor. Estağfirullah. Nun vel kalemi yema yesturun. Kalem yazdı, kalem. Nasıl kalem? İlahi kudret kalemi. Ama nasıl yazdı muhteremler? Harf yok. Şekil yok. Kelime cümle yok orada. Orada üç tane yazılan kitap var aslında. Üç tane. Biri Levh-i Mahfuz. Biri bizim amel defterlerimiz. O da yazılıyor. Üçüncüsü de beyindeki kuvve-i hafıza var beyinde. Yani bilgisayar hücreler beyinde. Şimdi insan bazen konuşur. İşte bunu altına yaz der. Tamam yazdım bakalım onu. Nasıl yazdı? Geçten yazdı ama. Kuvve-i hafıza, yani bilgi saklayan hücreler var, beyinde merkez var. Bakın o hücrelere o yazılıyor. Nasıl yazılıyor? Mesela bir insanın gezdiğini gördüğü her şey yazılıyor ya böyle şey. Renk, şekil, ses, koku, tat. Hepsi yazılıyor böyle şey. Yazılıyor. Şimdi bir kişi yıllar önce bir tadını tatmış. Bakıyor anlayamıyor ne olduğunu. Tadına bakıyor, hemen orada hafızdan çıkıyor bak. Şu diyor bak. Kokluyor, oradan çıkıyor. İşte bizim beynimizde, hafızamızda muhteremler nasıl yazılıyorsa, yazılıyorsa kalem yok bak. Harf şekil yok. Olduğu görüntü var orada. Aynı şekilde melek de öyle yazıyor, melek de öyle böyle. Yazıyor. O da yazıyor. İşte muhteremler çok işimiz zor mahşer gününde. Çok ama çok zor. Amel defteri dağılacak, dağılacak. Oradaki kişi bakacak. Herkes orada olduğu gibi görüntüyü görecek. İşte burası zor şimdi bak. Bakacak Allah korusun. İçki aleminde bak değil mi? Olduğu gibi böyle şey. Olduğu alınmış böyle şey. Alınmış. Nasıl sizlere var mesela şimdi? Olduğu gibi aramış, bakacak, içki aleminde. Neşeli gülüyor, ne yapıyor? Arada müzik çalıyor, efendim gazinoda, sazda, cazda, şurada, burada. Tabii ne yapacak?
Ya veletena ah yanacak böyle. Ama artık işten geçmiş tabii. İşten geçmiş. Dünyada kolayı var. Silinebiliyor. Dünyada silinebiliyor onlar böylece. Eğer güzel tövbe edebilsek, güzel tövbe ona silinebiliyor onlar böyle. Tam silmiyor onlar böyle. Hiçbir şekilde iz kalmıyor böylece. Ama tövbeye bağlı. Eğer tövbe hafif olsun, hafif siliniyor. İz biraz kalıyor gene. Hani silgi gibi böylece. Bazı insan siler, silgi güzel olmaz da, siler ama tam silemez bazı şey böylece. Ama silgi güzel oldu mu, hiç de kalmaz böylece. O da o şekilde böylece. Tabii bunun bir de iyi tarafı da var. Şimdi ehli iman amelinde sağlam olacak. Bakacak elhamdülillah namazda görüyor. Namaz alınmış böylece. Mevla'ya dönmüş, böyle kalp Mevla'da öyle işini okuyor, secdeye kapanıyor, Allah zikrediyor, İslam için çalışıyor. O da görecek, diyecek, alın okumayın kitabımı. Böyle koşuna bakın, o kadar sevinecek. Sevinecek. Bunlar oluyor muhtemelen, oluyor muhtemelen. Oluyor bunlar böyle işte. Buraya kaydediyor bunlar bu şekilde böylece. İşte Mevlam buyuruyor, gerek yeryüzüne, dünyaya, gerek insanın başına bir ister dol afet densin, neden adını densin densin, bir musibet bela gelmez. İlla ne geliyorsa o önceden leh-i mahfuza yazılmış. Orada var işte. Orada var. Şimdi depremden kaçmak, kurtuluş başka muhtemelen. İnsanın eceli yazılmış. Bir insan ne zaman ölecek? İnsan nerede ölecek, ne zaman ölecek? İnsanın vakti geldi mi? Hatta kişinin ölüm sebebi de yazılmış, o da belli bak. Ölüm sebebi de belirli. O da yazılmış. Bir insan eceli geldi mi? O kişi ayağında böyle tıpış tıpış oraya gider. Oraya gider. Bu işin korkmaya gerek yok deprem muhteremde. Korkmaya gerek yok. Bir de adı cemaatimiz bir ayet-i kerim okuyacaktı ama çok uzayacak şimdi konu da. Kısa keseyim inşallah. Allah Teala bir topluma Mevla bir büyük bir afet verdikten sonra arkadan hemen bir afet gelmez muhterem. Bu adetullah bu muhteremler. Yani bütün ümmetlerde böyle olmuştur bu. Allah Teala bir topluma bir millete Allah Teala büyük boyutta azap verdi mi arkadan gelmez. Neden? Arkadan gelen yeni gençlik neslin düşünmesi Allah bir zaman tanıyor onlar Mevla'nı böylece. Tanıyor Mevla'nı böylece. Düşünecekler ona böyle, görecekler, uyanacaklar. Benim zaman tanıyor onlara böylece. Yani inşallah aziz cemaatimin yani bölgemizde yakında büyük şey olmaz Allah'ın inşallah. Derler. Olmaz tabii inşallah. Yani tabii kesin dilemeyiz Allah bir tabi böylece. Yalnız yani Ayetullah böyle gösteriyor muhteremler. Yakında olmaz inşallah Teala. Şimdi önce bir de şeye geçeyim inşallah. Konuyu dağıtmadan. Ölenleri anmak. Ölenleri anmak. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Hazretleri. Ölen bir kişi neye benzer buyuruyor Peygamber? Ölen bir kişi yüzme bilmeyen bir kişinin suya düşmesine benzetiyor Peygamber. Ölen kişiyi. Bir kişi yüzme bilmiyor. Yüzme bilmiyor, suya yani denize düşmüş, boğulmak üzere, çırpınıyor. Buna benzer. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ne gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor, ölenleriniz suya düşmüş, yüzme bilmiyorlar, çaresizler, boğulmak üzereler. Boğulmak üzere olan kişinin yardım istemesi gibi, onlar size yardım bekliyorlar buyuruyor muhtemelen Peygamber. Demek ölen kişiler hayatta kalandan orada yardım bekliyorlar. Derler. Ne kadar bir insan iyi de olsa o alem çok büyük alem. Sonsuzluk alemi. Oraya çok ama çok şey götürmek gerekiyor. Az yetmiyor. Efendim.
Yetmiyor, az bir şey oraya böyle işte. Çok gerekiyor, bekliyor. Şimdi biz şuna bakalım dünyada. Mesela bir göl kenarındayız. Deniz kıyısı oturuyoruz. Kalabalıkta oturuyoruz orada. Yere suya düşmüş. Yüzme bilmiyor. Boğulmak üzere. İmdat diye bağırıyor. Bağırıyor böyle işte. İşinden kalksak da ölmek üzere. Boğuluyor. İmdat yardım istiyor. Biz kalksak da aya ona saygı duruşu yapsak. Olur mu? Yakışır mı? Yakışır mı bu? Yakışmaz değil mi ya? Yani bu nedir? Yani insanlığa sığmayan bir şey bence muhtemelen. Bence muhtemelen. Çünkü insan nedir? İnsan akıllı, bilinçli, varlık insan bakınız. Neyi gerektiriyor? Yani akıllı insanın, bilinçli insanın her yaptığı şeyin mutlaka akıllıca olması gerekiyor bakınız. İnsan gerek kendine, insan gerek karşıdakine bir yarar sağlamak istiyorsa yaptığı işin mutlaka akıllıca olması gerekiyor. Zavallı düşmüş, boğulmak üzere, imdat diye bağırıyor, yardım istiyor. Dikilmiş efendim bana, saygı duruşu. Yavru açılıyor, dan. Havaya balon uçuruyorlar, yok mum yakıyorlar, yok şunu bunu. Olmaz muhtemelen be. Bu insana yakışmaz bu. Ne yapmamız gerekiyor tabii? Ne lazım onlara? Onu yapma gerekiyor işte. Hastaneye, bir hasta geldi hastaneye. Ağır hasta, kan kaybediyor. Hastaneye geldi, ne gerekiyor? Hemen acil alıp onu, önce kan dindirme gerekiyor. Gelen hastaya sen kal, saygı duruşu yap doktorlar, hemşireler. Olur mu bu? Olmazlar muhteremler. Ne yapmamız gerekiyor aziz cemaatimiz? Ne gerek onlara, ne gerek onlara? Onu yapmak gerekiyor. Ne istiyorlar şimdi bizden? Tabii çelenk istemiyorlar muhteremler. Saygı duruşu istemiyorlar. Para istemiyorlar. Pasta istemiyor bizden. Ne istiyorlar bizden? Dua. Dua muhtemelen. Dua istiyor bizden böyle şey. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir cihazda bulundu Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri. O tabi sahabe defnedildi. Mesela gömüldü. Peygamber ayağa kalktı. Buyur eshabım. Şu anda kardeşiniz sual soruluyor ona şu anda kardeşinize. Sual soruluyor. Onun adına istiğfar ediniz. Onun için dua ediniz ona. Kavli sabitte kalması için. Bak iki şey peygamberde. Onun için onu istiğfar ediniz. Tevbe edin, onun adına tevbe ediniz. Ona dua edin buyur peygamber. Aleyhisselam Hazretleri. İşte adı cama biz de yapalım bir inşallah bu şey inşallah. Tabi ölenlere dua etmemiz gerekiyor muhteremler. Dua etmemiz gerekiyor. Eğer biz dua edersek arkadaşımıza dua gelir. Bir gün Gazneli Mahmud Hazretleri Sultan Mahmud ilk Türklerden, Müslüman Türklerden kendisi. İslam'a çok yarar oldu. Hindistan'a o fethi çok yerini. Bu Gazneli Mahmud Hazretleri yanında Yahabi yardımcısıyla beraber atla giderlerken bakıyor Gazneli Mahmud bir ihtiyar ama pirifani. İki büktüm olmuş. Eline küçük bir çapaca bir keser almış eline. Elle bir ağaç fidanı onu dikme uğraşıyor. Ama gücü yetmiyor bile. Zor oturdu yerden. Gazi Mahmud Sultan Hazretleri şaşıyor, tacip ediyor buna. Mübarek adam diyor. İşin bitmiş, yaşın bitmiş kendi kendine. Sana mı kaldı ağaç fidanı dikmek? Yanına geliyor, selam veriyor. Ne yapıyorsun amca? Sultanım tanıyor tabi. Sultanım, işte memleğe meyve ağacını dikiyorum. İsmini söylüyor. Şu meyve ağacını dikiyorum. Bakıyor Sultan Mahmud, ağaç fidasına bakıyor, parmak gibi ince bir şey. Yaşaya bakıyor. Peki amca, sen bunun meyvesi yiyebilecek misin? Yani buna ümidin var mı? Ne zaman bu ağaç meyve verecek? Gülüyor ihtiyar. Sultanım, öncekiler dikler meyve ağaçlarını, gittiler. Biz onları yiyoruz, ona dua ediyoruz. Ben diktim ağacım, ben nasıl yerine yerler, bana dua ederler. Onun için ekiyorum ben diyor, dikiyorum ben bunu diye. Hoşuna gidiyor bu Sultan Mahmud'un bu şey. Diyor ki Yaver'e buna bir kese altın ver diyor. Çok iyi konuştu. Hemen ta Yaver'e bir kese altın verince,
alıyor. Bak sultanım diye. Bizim ağaç meyvesini verdi bile diye hemencik orada diye. Şimdi işte az cemaatimiz ölenlere mutlaka dua etmemiz gerekiyor böyle şey. Bütün mümin müminata ayırmadan dua etme gerekiyor. Özellikle bilhassa depremde ölenlere. Şimdi depremde ölmek nasıl bir şey acaba? Şimdi İslam'da iki türlü şehitlik var, iki kısım şehitlik var. Birine şehidi hakiki deniyor, gerçek şehit deniyor. Bu şehit sırf Allah rızası için, gönlü olarak İslam'ı hakim kılmak için savaş ölürse bu şehit oluyor bakınız. Bak şartları bu. Niyeti halis Allah rızası için olacak. Gönüllü gidecek, zorlama değil. Bir de o savaş eğer kazanılırsa İslam orada hakim olacak. Bu şartta bulunursa, bir kişi bu şartlar için savaşırken ölürse, orada ölürse, buna şehidi hakiki, tam gerçek şehit deniyor buna. Deniyor. Bu şehitlerin bedeni yıkanmıyor da muhtemelenler. Onların kanı çok kıymetli, kanı çok kıymetli. Onlar mahşere kanlı oraya gelecekler, kana gelecekler, mahşere gelecekler. Öyle gelecekler. Onların bedeni yıkanılmaz. Yıkanılmaz. Üzerindeki ne elbisesi bu onunla gömülür. Eğer savaşta yırtılmış, dağılmışsa o zaman başka bir kefen için bir şeye sarılır. Yalnız Hanefi'de namazları kılınır. Hatta şahit namazları kılınmıyor onların o kadar. Yani gerek kalmıyorlar bu şey böyle şey. Sabi gibi oluyor. Hanefi'de cenaze namazları kılınır ama yıkanmazlar. Hele kanlarına dokunmaz kanlarına. O kan mizana bir şey gelecek. Her damlası Uğud dağı gibi olacak, büyüyecek. Çünkü o kan Allah yolunda aktığı kan çünkü. O kadar değerli kan. Öyle gelecek onlar. Bunlar şehidi hakiki. Bir de şehidi hükmü deniyor. Hükmen şehit var. Hükmen şehit. Yani bu dünya açısından ama. Tabi Allah işte bilmiyor tabi. Hükmen şehit deniyor. Neler bunlar? İşte bir insan depremde ölse. Depremde ölse. Peki Allah inanmıyordu ama zaten onda tabi yoktu muhtemelen. Bunlar müminler tabi bunlar. Böyle. Müminlere. Demek ki bir Müslüman, bir mümin, hele özellikle şöyle Allah'tan korkan böyle, Mestürü Hanım, erkekse mesela tekva kişi, namaz niyazında ise böyle bir kişi depremde ölmüşse bu da hükme şehittir böyle, şehittir. Yalnız bunda yıkanır. Hükmü olduğu için, hükmedildiği için bunların bedeni yıkanır, namazı kılınır, öyle gömülür. Ama bunlar da hükme şehittir bunlar da. Peki hükme şehit olsa ne fark ediyor? Ne oluyor? Şehitler, Allah buyuruyor, onlara öyle demeyiniz. Bela buyuruyor, bela tekulu. Bela buyuruyor, şehitlere ölü demeyiniz. Şehitler ölüm anında acı duymuyorlar. İlk başta bu unutmak. Allah onda acı duyurmuyor bak. Efendim işte depremde kafası yaralanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, kolu kopmuş, gözü çıkmış, şu bu olmuş. Yok yok muhtemelenler. O kişi ölüm anında acı duymuyor muhtemelen. Kur'an-ı Kerim'de bir örneği var, Yasin'de var böylece, ikinci sayfasında. Habib-i Neccar var. Habib-i Neccar var. Antakya'da türbesi, kendisinin de. Peygamber önceki ümmetlerden kendisi ama, onlardan. Bunu, bu insanları Allah'a davet etti, Bunu öldürürler taşlayarak insanları, taş atarak böyle. Ondan sonra tekme, mekmeyle öldürüyorlar. Fakat buna Mevlam öyle hal verdi ki Mevlam buna işte bir aşk işte böyle. İlahi manevi cezbe hal geldi. Gözünden perde kaldırıldı. Bak, kaldırıldı. Cennetteki yerini makamını gördü. Halk taşlıyor.
tekmeliyorlar, sopalar vuruyorlar böyle. Her taraf kan beri içerisinde, bu hiç ama kendine değil bu. Ruh başka alemde, gözünü açtı, baktı. Buyurdu ki ona Mevlam, Sebebillah, kıyle de hulün cenneh, bak böyle. Kıyle de hulün cenneh. Habib kulum hemen cennetime gir, hemen bak. Hemen o anda, gir cennetime. Bir cenneti gördü, tabi cennet hayallere sığmayan, başka alem var, baş düzen orası böyle cennet. Bambaşka alem tabi orası. Cenneti gördü, bir de baktı ki dünyada ölmemiş henüz tabi daha, ölüm halinde ama acı duymuyor. Bir gürültü, kargaşa. Baktı ki, onu dövüyorlar. Tekme, tokat, soba, onu taşıyorlar. Ne yaptı? Ya Rabbi, affet bunları. Bak muhtemelenler. Ya Rabbi affet bunları. Onlar bilmiyorlar ya Rabbi onlar. Bilse onlar bunu yapmazlar. Affet onları ya Rabbi. Hatta şey bir rivayet ediliyor burada muhtemelenler. Bir melek geliyor da ya Habib seni cennete götüreceğim. Tutayım ben diyor. Gitmem. Allah affetsin bundan sonra giderim bak muhtemelen diyor. Şehitlik işte böyle bir şey muhtemelen. Yani o bedendeki kan, efendim o muazzam el kopmuş, baş kopmuş, yarılmış, şunlar, bunlar bedendeki şeyler hiç mühim değil muhtemelen, hiç mühim değil onlar kardeşim. Çünkü o anda Allah o kişiye şehitlik verdi mi, ona öyle şey görünüyor ki o anda, öyle aşkullah geliyor, o kişi öldüğünü fark edemiyor kardeşim. Bakın kimi direkt nereye götürüyor kardeşim. Hatta öyle şehitte varmış ki, öyle şehitte varmış, Evlullah buyuruyor, hâle öldüğünü bilemiyor diyorlar böyle. Hatta asırlar geçmiş, hâle öldüğünü bilemiyor diyorlar böyle işte. Öyle feyizler, zevk, ruhsu hallerde öldü bilemiyor diyorlar. İşte önce bu var, demek ki bir kişi depremde ölürse, suda boğulursa, ateş atıp yanarsa, kişi. Bu gibi bazı hallerde vardır. Bir de bazen iç hastalıklar da buna dair ediliyor. İç hastalıklar da ediliyor. Mesela günümüzde böyle kanser gibi falan bu gibi şeyler hastalıklarda. İnsan böyle bir hastalığa da sabır ederek ölürse. Ama sabır lazımdır. Yani şikayet etmeden ki sabır ederek ölürse ona Mevlam inşallah Mevlam böyle hükmet şehidi görüyor böyle şey. Hikmet şehitlik veriyor. İşte demek ki öğrenleri almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Onlara buradan dua etmemiz gerekiyor. Efendim ne okuyayım? Okumanın ne olması mühim değil. İbadet olarak ne olursa olsun. Fatih-i Şerif oku. Efendim kısa. Tekrar oku. Tekrar oku. İhlas-ı Şerif'i oku. Biliyorsun Yasin-i Şerif'i oku. Oku, sevabını gönder onlara. Ya Rabbi, bu sevabını tabi peygamberimizi, peygamberine saygıdan sonra işte şunu şunu gönder, hediye edeyim ya Rabbi. Tamam, yetiyor bu kadar. Bu yeter, yetiyor bu kadar. Onlara gidiyor mu? Hemen gidiyor muhteremler. Mezarlıkta, bir mezar kabristanda, mezarlıkta ne kadar ölü mevta varsa onlar birbirine göre konuşuyorlar. Onlara duvar engel olmuyor. Olmuyor. Nasıl bugün bazı ışınlar var. Lazer gibi mesela böyle delip geçiyor. Daha kuvvetli ışınlar da var böylece. Delip geçiyorsa böylece. İşte ruhun gözü de, ruh gözü de o da madde ötesidir. Ona toprak engel olmuyor. Kabristan'da 100-500 bin kişi mevtalar var. Birbirini görüyorlar böylece. Görüyorlar. Yalnız eğer bir insanın mezar komşusu azapta ise, o kişi bundan bayağı bir elem çekiyor muhteremdir. Elem çekiyor. Bu için hep büyüklerin vasiyetleri son anında, aman beni filan yere filan yere gömün derler, demişler hep muhteremdir. Üç komşu önemli, üç komşu önemli. Bir dünya ev komşusu, iki kabir komşusu, bir de cennete komşu. Üç komşu vardır efendim. Şimdi hele bir insanın mezar yattığı yerde
Bedel komşuları da iyi insanlarsa, hele evliya ise, şey ise, o kadar yaşadı muhtemelenler. Yaşadı böylece. Şimdi mesela bir insanın komşusu, zengin komşusu var. Ehli iman, arz sahibi, sahabetli, iyi bir komşun var, zengin komşu var. Ondan sonra zarar gelir mi? Fayda gelir, zarar gelmez muhtemelenler. İşte bir insanla böyle mezar komşusu da iyi olursa, güzel olursa, tabi onun devamlı feyizler geliyor hemen, ruhsal cektahları geliyor. Onun dolaşmaya geliyorlar, bu da ondan böyle muazzam tat feyiz alıyor. Hatta azapta bile olsa azabı hafifliyor bunun, onlara görünüp bakınca muhtemelenler. Şimdi bir mezarlıkta ne kadar mevta varsa, bakıyor mevtalar, bir melek var, onun görevi postacılık. Yani sevap getiren melek var, görüyor postacılık. Bakıyor mezardaki mevtalar, o postacı melek mezarlar geliyor. Herkes bakıyor şimdi ona. Acaba kime bakalım, bu sevap getiriyor ama. Acaba kime bakalım? Hep bakıyorlar, tabii geliyor birisine veriyor. Herkes gıpta ediyor şimdi. Ne mutlu bak. Hele bazen tabii sık sık geliyor bazılarına. Hiç gelmeyenler varsa, onlar da çok zor geliyor muhtemelenler. Çok zor geliyorlar arkadaşlar. Hele arkadan artık kimse de kalmamış, ardında aslada geçmiş, kimse de kalmamış. Bunun için bir de dua ettiğimiz zaman, ya bütün ehli imana diyelim. Yani mümin erkek, mümin kadınlara da edelim inşallah, ayırmayalım muhtemelen, hepsini gönderelim. Peki mesela bir Fatih okuduk. Üç ilaç okudu böyle, kısa bir şey okudu böyle şey. Hepsine gider mi bu? Yeter mi hepsine de bu? Şimdi bunun da özelliği ayrı bak muhteremler. Özelliği ayrı. Nasıl özelliği bunun ayrı şimdi? Allah'ın ayetleri, sureleri manevi güneş gibi. Manevi güneş gibi muhteremler. Şimdi güneşten, efendim sen de faydalan, komşun da faydalansın, ta efendim dünya bir tür, o da faydalansın. Güneşin enerjisi eksiliyor mu? Eksiliyor muhtemelen. Herkes aynı güneşi görüyor, aynı güneşi yararlanıyor. Aynen bak, aynı muhtemelen. Bir Fatiha var, bir Fatiha. Sakın küçük görmeyin aşağı, katıya bak. Bir Fatiha, Allah katında, milyonlar güneşten çok daha kıymetli Allah katında. Daha enerjisi bol, feyizi bol. Yeter ki biz üşenmeyelim. Üşenmeyelim muhteremler. Dua derken, ya Rabbi işte tabii önce peygamber diye peygamberler, ehli imana, hatta sevdiğimiz bazı bildiğimiz evliyalara özel iyi insanlara gönderelim. Ondan sonra ya Rabbi bütün mümin müminat yani böyle. Hepsine bağış hediye ettim diyelim. O zaman o postacı melek mezaraya girince bir özeli de önce gidiyor. Ondan sonra hepsine aynı sevap bilmiyor ama. Sevap bölünmüyor. Yani Fatiha'ya yüze, bine, on bine bölünmüyor Fatiha'ya. Milyona bölünmüyor. Hepsi bir Fatiha sahabı veriyor muhteremler. Şimdi buradan onlara sevap gönderilecek ne olacak? Ne olacak? Tabii öleceğiz. Öleceğiz muhteremler. Mezara gireceğiz. Hele bazı kişiler devamlı gönderirler. Her zaman gönderir bazı kişiler. Her gün gönderenler vardır mesela. Her akşam gönderenler vardır. Şimdi böyle bir insan öldü mü, o mesela yatsıdan sonra gönderirse böyle bir sevabı, o vakit geldi mi, oradaki mevtalar mı bekliyor şimdi? Bekliyorlar. Şimdi yani plan birden bize sevap gelecek. Bekliyorlar, gelmedi. Eyvah ne oldu acaba? Acaba hasta mı, bir şey mi oldu, ne oldu acaba derken, sonra haber alıyor ki ölmüş. O da başlamadan gömülebilir. Öldüğünü haber alıyorlar, alıyorlar. Onlara bu defa bunu ziyarete gelecekler, mezarına gelecek, ziyarete gelecekler. Geliyorlar, senin Allah razı olacaklar buna. Allah senden razı olsun. Bak şu kadar yıldır, şu kadar zamandır, elhamdülillah biz hep sevap gönderdin. Sevap gittikçe muhteremler, oradaki mevta azap çekiyorsa, azabı hafiflemeye başlıyor. Bak, başlıyor. Başlıyor. Şimdi inşallah adı cemaatimiz, hepimiz inşallah şu anda inşallah bütün ehl-i iman ruhu için
hasreti hep önerir inşallah. Fatiha'yı okuyalım inşallah. İlla kadar Fatiha.